8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Fen Bilimleri Cevapları. Sayfa 69 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Fen Bilimleri Cevapları. Sayfa 6939. Genetik veri tabanı 2018 yılında suç oluşturan bazı olayların incelenmesinde DNA analizine dayalı genetik soykütü yöntemine başvurulmuştur. Bu yöntemi kullanan araştırmacılar, olay yerinde şüpheliye ait olduğu düşünülen DNA örneklerinin analiz sonuçlarını genetik eşleşme yapabilen bir bilgisayar programına yükleyerek arama yapmışlardır. Böylece şüpheli ile DNA benzerliği gösteren genetik veri tabanındaki insanları belirlemişlerdir. Bu insanlarla görüşerek şüpheli ile aynı soydan bireylere ulaşmış ve şüpheliyi bulabilmişlerdir. Bu yöntem ile birçok olay çözüme kavuşmuştur. Buna göre tüm insanlarda aynı sayıda kromozom olmasına rağmen genetik soykütüğü yöntemiyle şüpheli kişiye ulaşılabilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Şüphelinin DNA'sında bulunan toplam fosfat ve şeker sayısının aynı soydaki bireylerle benzer olması. B. Şüphelideki bazı nükleotitlerin sırası ve sayısının aynı soydaki bireylerle büyük oranda benzer olması. C. Şüphelinin DNA'sında bulunan organik baz çeşidinin aynı soydaki bireylerle benzer olması. D. Şüphelideki nükleotit sayısının aynı soydaki bireylerle benzer olması. Cevap B. 40. bir grup bilim insanı, 1981-2008 yılları arasında bir bölgede yapılan çalışmada kahverengi ve gri renkteki tüm alıca baykuşları yakalamış ve takip edilebilmeleri için etiketlemişlerdir. Baykuşlar çeşitli yıllarda tekrar yakalanarak sayıları tespit edilmiştir. Baykuşların sayıldığı yıllar içerisinde kar yağışı ve yere düşen karın kalınlığı değişim göstermiştir. Bu yıllar içerisinde kahverengi ve gri alıca baykuş sayılarındaki değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir. Grafiğe göre kahverengi ve gri alıca baykuş sayısında meydana gelen değişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Üreme yeteneğine sahip alıca baykuş sayısı, kar kalınlığının artması sebebiyle azalmaktadır. B. Gri alıca baykuşların hayatta kalma oranının daha fazla olmasında doğal seçilim etkili olmaktadır. C. Avcılar, karlı ortamda gri alıca baykuşları, kahverengi alıca baykuşlara göre daha kolay yakalamaktadır. D. Kar kalınlığının artması kahverengi alıca baykuşların yiyecek bulamayıp ölmelerine sebep olmaktadır. Cevap C. LGS Çalışma Kitabı, 8. Sınıf Fen Bilimleri, Sayfa 69 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.